İçeriye alma. Başkanlar, hazır olalım, gelelim. Misafirlerimizi karşılayalım. Hadi şimdi başlayalım.
Thank you.
Bilgisayar kim kullanıyor? Flash'ta müzik öğretmen. Flash'ta müzik öğretmen. Bilgisayarda da canlı yayın yapıyor. Sizle alakası yok. Bilgisayarda canlı yayın yapıyor. Orada bakıyorsun. Şevval'ın kapıyı. Şevval'ın kapıyı. Şevval'ın kapıyı.
başkanı şimdi. Ya da yürü sağ tutar ya da yaşlı bir. Neymiş? Ya her konuşa gelecek yok. Ercan Ercan olamazmış. TV. Şu anda canlı yayında. Duygu ve düşüncelerinizi alalım. Şu anda canlı yayındayız. Abi kendimi Çorum'da hissediyorum. Çorumları bir arada bulunca herhalde kendini Çorum'da hissediyorsun. Çorum'a gitmeye gerek yok. Çorum bizim hayatımıza geldi. Çorum Üsküdar'a geldi. Aynen öyle. Evet. Siz aramızda görmek istiyorsunuz inşallah. Evet. Ben hem kafetten diğer Thank you.
Oğuz da belediye başkanıymış. Kim? Sırtı dönük olan var ya. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Çektim de seni görmeden geçmek olmuyor. Thank you.
Şu anda canlı yayındayız. Öyle mi? Evet. Filmdeki 364 Web TV. Çok teşekkür ederim. Sevgili İsmail Kabakdere kardeşim. Çorumumuzun yeni internet kanalı. Büyük Çorum buluşmasında değerli hemşerilerimizle bir arada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bize onur veren değerli sayın vekilimiz, onursal başkanımız ve değerli Kuzda Sağlık Müdürümüz Mehmet abimize, Salim Uslu vekilimize ve 11 bin kilometre yol kat ederek Çorum sevdasını bir kez daha ortaya koyan Ahmet Topal abimize sonsuz teşekkürler ediyoruz. Değerli İsmail Kabakdere kardeşim, sizin gibi Çorum sevdaları 700 kilometre yol yaparak buradan canlı yayını yapmanız bizleri çok mutlu etmişiz. Saygı ve sevgilerimiz için. Sayın vekilimle ilgili görüşlerini alabilirsiniz. Tabii. Hüseyin abi. Osman Boyraz'ı buraya alabilir misin? Vekilim buyurun. Bu da Büyük Çorum buluşmasında bulmaktan son derece bahtiyarım. Ankara'dan geldik. Dostlarla bir aradayız. Orası çok mutluyum. Teşekkür ederiz. Konfederasyonun bir faydası var daha. Doğmadan konfederasyon bütün çorumları topladı. Evet. Hayırlısı. Sizlerin sayesinde. Ondan sonra da çok teşekkür ediyoruz sizlere. Evet Ahmet abi. Çok teşekkür ederim. Biraz yüksek ses alabilirsek, gürültüden ses biraz. Yaptığınız hizmetlerden dolayı, birlik beraber olduğundan dolayı çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sizlerle olmaktan mutluyum. Tabii bir Çorum olarak Kanada'dasınız. Evet, Federasyonun ve Konfederasyonun Kanada'daki temsilcisisiniz. Evet. Aynı zamanda dernek başkanıyım Kanada'da. Evet. Teşekkür ederim. Biz de Ahmet Topal abimize çok teşekkür ediyoruz. Salim abi, sayın vekilimi yanına. Kıymetli misafirler, Üsküdar Belediyesi Bahri Sultan Yemez'e hoş geldiniz. Şimdi birkaç dakika sonra hareket edecek. Öncesinde bir hatırlatma yapmak istiyorum. Hepimizin kapalı başka anlarından sigara içmek kesinlikle yasaktır.
arkasında misafirler bizden şu konuda asla bekliyoruz. Sayın Ali'ye de başkanımızdan sıradan kullanıyor. Şimşek Filmacı Hanımefendi, sunum için sizi sahneye bekliyoruz. Kıymetli misafirler, Üsküdar Belediye Başkanımızı bekliyoruz. 5 dakika içinde burada olacak kendileri ve sonra hareket edeceğiz. Teşekkür ederim, afiyet olsun. Thank you.
Bekletiyoruz. Hocam sizi bekletiyoruz. Gel buyur. Yemeği bekletiyoruz. Bir de orada vakit kaybımız olmasın. İlk iki üç dört. Deneme 1-2-3-4. Başlayalım o zaman, hemen başlayalım. Aşağı ineyim. Tamam. Geliyor mu yukarı? Nereden geliyor? Bu da mı? Bir asın ya. Bir tane alıver ya. Thank you.
Kıymetli misafirler, Üsküdar Belediye Başkanımız Sayın Hilmi Türkmen aramızda teşkil etmişlerdir. Kendilerine hoş geldiniz diyor. Babalar günü değil.
üniversite sınavı var. İki, olmadı mı bize Çorum Konfederasyonu'nun genel kurulu var. Ayın 19'da, bugün 19 bir dakikamız. Hocam, bunun yaptığını Çorum yapmadı. Evet. İmdi Bey başkan, Metin Başkan, Çorum'u galiba değil mi Metin Başkan? Evet. Ama onun yine de buna rağmen onu yaptığını Çorumlar yapmazmış. Ama öyle değil Sayın Başkanım. Sorunlu yapamadığını kimse yapamaz. Yaptığımıza derim. Tamam. Hüseyin Bey dediğini de alıyoruz değil mi? Evet. Sorunluların yaptığını da başkanı yapamaz. Bravo. Ha. Ama neden? Çünkü diyorlar ki, sorunlular diyorlar ki, biz sorumluyuz, herkes de sorumluyuz. Ama o zaman öyle. Hüseyin Bey dediğim doğrudur. Evet. Efendim, uzakta yakından teşrif ettiniz. Böyle bir günde job.
ediyorum. Sevgili dostlar, şimdi Sayın Başkan kendisi terk edecek. Belli ki başka programları var. O bakımdan biraz hızlı olarak gideceğiz. Ve bugün burada toplantımızda resmi olan Çorum Konfederasyonu, yeni kurulmuş burada bu konfederasyonun genel başkan adayı mı diyeyim, başkanı mı diyeyim? Şu anda başkan. Ya bizim görmediğimiz zamanlarda neler beceriyor benim kardeşim. Federasyon olsun da konfederasyon. Ve sevgili başkanıma mikrofonu veriyorum. Buyurun Sayın Başkan. Metin Akkuş huzurlarına. Cümleten selamünaleyküm. Saygıdeğer milletvekillerimiz, saygıdeğer belediye başkanlarımız, saygıdeğer belediye başkan yardımcılarımız, kıymetli il başkan yardımcılarımız, çok değerli konfederasyon başkanlarımız, dernek başkanlarımız, federasyon başkanlarımız, kıymetli çorumlar, kıymetli misafirlerimiz, hepiniz hoş geldiniz, sefa geldiniz. Kıymetli İstanbullular, kıymetli milletvekillerimiz, kıymetli başkanlarımız, öncelikle ben kendimi kısaca tanıtayım. Metin Akkuş adım soyadım. 1990 yılından itibaren STK'larla ilgili çalışmaya başladık. Yaklaşık 32 yıldır manevi duygularla Allah rızası için hizmetlerimize bugün bugündür devam ediyoruz. Ve yaşamımız devam ettiği müddetçe de Allah izin verirse hizmetler yapmaya ülkemize, kendi ilimize devam edeceğiz. Ben öncelikle kendi köyüm, Karaosmanlı köyümün 23 yıldır dernek başkanıyım. Sonrasında platform başkanlıklarımız ve devamında federasyon başkanlığımız ve sonrasında Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu konfederasyon çatısında tüm sivil toplum kuruluşları konfederasyonunda genel başkan vekili olarak iki dönemdir hizmet vermekteyim. Ve şu anda da geldiğimiz noktada çok uzatmak istemiyorum. Sayın Üsküdar Belediye Başkanımızın çok aciliyeti var. Beni devamlı Metin kardeşim hızlanalım hızlanalım diyor. Yarı yolda inecek çünkü birçok programını erteledi. Çorumlular yüzünden, bizler yüzünden sizlerle tanışmak, sizlerle görüşmek için aramızda oldu. Sayın Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen Başkanımızı kuvvetli bir şekilde alkışlayalım. Öncelikle Hilmi Türkmen Başkanım gerçekten bugüne kadar kendisinden nasıl bir hizmet istediyse Çorumlular adına, tüm sivil toplum kuruluşlarımız adına her zaman ben yanınızdayım başkanım. Olanaklarımız çerçevesinde benden ne isterseniz yardımcı olmaya hazırım demiştir. Kendisinden Allah razı olsun. Ve aynı zamanda belediye başkan yardımcımız Esat Alay Başkanımız, STK'lardan sorumlu başkan, yine kendisi müthiş işler yapıyor, müthiş çalışmalar yapıyor. Tabii ki başkan çok iyi olursa, çok müthiş olursa ekibi de aynı şekilde müthiş olur. Ve Üsküdar Meclis üyemiz, İskilip doğumlu iş insanı, Karaca Tekstil'in sahibi Sayın Saadettin Karaca Başkanımızı da kuvvetli bir şekilde alkışlayalım. Yönetim kurulumuzu ben, yönetim kurulunda bulunan tüm başkanlarımızı sahneye davet ediyorum. Devamında konuşmalarımıza devam edeceğiz. Hadi Diler Başkanım sizi de alıyoruz. Cemal Ersoy Başkanım sizi de alıyoruz. Tüm başkanlarımızı alıyoruz. Ankara'dan gelen başkanlarımızı sizle de alıyoruz. Evet. Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonumuz 2019 yılında kuruldu. Ve 2019 yılında Dünya Çorumlu Dernekler
dernekler federasyonumuz kurulduktan sonra hemen kan bağışı etkinliği yaptık. Ve insanlar, SDK'lar, federasyonlar, konfederasyonlar hilelere, dernekler çıkmak için normalinde ricada bulunuyorlar. Bizler Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu olarak 1000 metrekare arsayı federasyonumuza kazandırmadan kesinlikle canlı yayına çıkmayız dedik ve 1000 metrekare arsayı Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonumuza ve tüm derneklerimize hediye ettik. Bu süreçte de Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu büyük bir başarıya imza atmış oldu. 2020 yılında Federasyon Genel Merkezimizi İstanbul'da şehirde büyük bir coşkuyla sanatçılarımızla birlikte, bürokratlarımız, milletvekillerimizle birlikte büyük bir kutlamayla açtık, hizmete açtık. Devamında sosyal yardımlar yine Kızılay kan bağışları şekliyle bildiğiniz gibi pandemi döneminde de bizim için çok kıymetli olan tüm sivil toplum kuruluşları konfederasyonu genel başkanımız Sayın Hasan Ekşi Başkanımız ve devamında teyzeyle kalan bunlar birkaç tane başkanımızı pandemi nedeniyle kaybettik. Hepsine Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun diyoruz. 2021 yılına geldik, yine çalışmalarımıza devam ettik ve İstanbul'da Çorumlular adına ilk defa Maltepe'de Çorum İl Tanıtım Günlerini büyük bir coşkuyla kutladık ve bu bir ilkti. Biz hep ilkleri yapıyoruz zaten. Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu olarak yeni adıyla Tüm Çorumlu Dernekler Federasyonu adıyla büyük hizmetlerde bulunduk. 2022'ye geldik. 2022'de biz hemen Kadınlar Günü kutlamaları dahil, Kızılay Kan Bağışı dahil bir sürü aktiviteye, hizmetlere imza attık ve burs alacak başarılı öğrencilerimize burs vermeye başladık. Bu tür çalışmalarımız da çok önemliydi tabii. Sonrasında biz dedik ki 3 yıldır uğraşıyoruz. İstanbul'da konfederasyon çatımız yok. Konfederasyon çatımızı oluşturalım dedik. Ve Dünya Çorumlular Konfederasyonumuzu 2 Haziran 2022 tarihinde resmi olarak valilik onaylı hizmete açtık. Resmi olarak Dünya Çorumlular Konfederasyonu kurulmuş oldu. Ülkemize tüm çorumlarımıza hayırlı olsun diyoruz. Biz tabii bu arada hiç durmuyoruz. Facebook sayfalarımızda sürekli iş ilanlarımızla işsiz gençlerimize iş olanakları sağlıyoruz. Cenazesi olan hemşehrilerimize cenaze imkanlarından yararlanma imkanı sağlıyoruz. Sonrasında hastalarımızla ilgili, hastanelerle ilgili çalışmalarımız oluyor. Bunları gerçekleştiriyoruz ve müthiş işlerini imza atıyoruz abi. Aramızda çok değerli tabii misafirlerimiz var, Üsküdar Belediye Başkanımız da acele ediyor ama ben bizim bugünkü kahvaltı organizasyonumuzda sponsorumuz olan iş adamı Çorum Kargalı Sayın Metin Erişken Bey'i de kuvvetli bir şekilde alkışlayıp teşekkür ediyoruz. Metin Erişken Başkanım bir ayağa kalkarsanız saygılar sunuyoruz, teşekkür ediyoruz sponsorluğunuz için, sağ olun. Ve matbaa işlerimizle ilgili de yine aynı şekilde bizlere çok yardımcı olan kıymetli hemşehrimiz Deniz Bey. Deniz Bey de aramızda. Deniz Bey'e teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Konfederasyon Başkanlığı'nda bizleri bu göreve layık gören federasyon başkanlarımıza, dernek başkanlarımıza, delegelerimize, yönetim kurullarımıza, huzurlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu görevi layıkıyla hep beraber 46 kişilik genel başkan yardımcıları ordumuzla beraber İstanbul'da, Ankara'da, Çorum'da, İzmir'de, Bursa'da, Türkiye'nin birçok ilinde başkanlarımızla birlikte bu hizmetleri Çorumlular adına, ülkemizin birlik beraberliği adına devam ettireceğiz inşallah. Aramızda Salim Uslu vekilimiz var. Salim Uslu vekilimiz çok kıymetli bir vekilimiz. Çorumluların olduğu, yapmış olduğu her türlü aktivitelerde bizlerle birlikte olan gönlü yüreği güzel, kıymetli vekili. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 3 dönem meclis idare amirliği yapan, bizlerle sürekli beraber olan ve bana da bir sözü var. Çorumlu olduğunuz için galiba
almışsınız ve bizleri de çok sevdiği için Metin Akmış Başkanım, benden sizlere açık çek. Nerede, kiminle, nasıl görüşmek istiyorsanız, nasıl bir hizmet alıp istiyorsanız ben gece gündüz sizin yanınızdayım. Açık çeki size veriyorum. Ama ben de sayın vekilime şunu söyledim. Sayın vekilim, açık çek veriyorsunuz ama bir sayfalı, bir koçanlı, beş koçanlı şekliyle bir soru sordum. Ve koçanlığa sonuna kadar açık, vekiliniz sonuna kadar Çorumlular adına ben hizmet yapmaya her zaman hazırım demişler. Teşekkür ediyorum. Sayın vekilimi bu ettiği şekilde alkışlıyor. Eşi hanımefendiye de hoş geldiniz diyorum. Evet, İstanbul milletvekilimiz, Sivas'ın gururu, Türkiye'nin gururu, Osman Boyraz vekili. Sayın Osman Boyraz vekilime de hoş geldiniz diyoruz huzurlarınızda. Teşekkür ediyoruz. Evet, Ağlatçı Holding Genel Müdürü Sayın Kasım Kahraman Bey. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ahmet Ağlatçı, tanınmış ünlü iş adamımız, kendisi acil bir işi çıktığı için, şehir dışında olduğu için katılamadı. Genel Müdür Sayın Kasım Kahraman Bey'i görevlendirdi. Teşekkür ediyoruz, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Oğuzlar Belediye Başkanımız Sayın Muzaffer Yıldırım Başkanım, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Çorum'dan 600 kilometre yol kat ederek geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Evet, eski valimiz, şu anda mülkiye baş müvettebişimiz, Çorumlu, Çorum gururu, Sayın İrfan Balkanlıoğlu valim, hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Sağ olun. Sırayla gelen misafirlerimizi anons edeceğiz. Sayın Belediye Başkanımızın çok acelesi var. O yüzden yüksek alkışlarınızla Üsküdar'ın gururu Sayın Hilmi Türkmen Başkanımızı kuvvetli alkışlarınızla sahneye davet edin. Abi önüme gelin. Saygıdeğer milletvekillerim, sayın valim, sayın belediye başkanım, çok kıymetli Dünya Çorumlular Konfederasyonu başkanım, sevgili hemşehrilerim, hanımefendiler, beyefendiler, öncelikle hepinize güzel bir pazar günü diliyorum. Babalar gününüzü kutluyorum. Hayatta olan babalarımıza sağlık, afiyet diliyorum. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Bu güzel ülkemizde, bu güzel yurdumuzda tüm babalarımıza, tüm annelerimize, çocuklarıyla, eşleriyle birlikte, sevdikleriyle birlikte huzurlu, sağlıklı, mutlu bir hayat diliyorum. Sevgili hemşehrilerim, hani bir laf var ya, siz şimdi bu lafı hep kendinize göre başka yorumluyorsunuz da, bazen hiç ummadığımız bir davranış görünce ulan sen bu yaptığını sorun mu yapmaz deriz. Metin abi sen bu yaptığını sorun mu yapmaz, haberin olsun. Ya Allah da söyledim, bir dakika dur. Yani Dünya Çorumlular Konfederasyonu, bakın bütün dünyadaki çorumları bir çatı altında toplayan bir konfederasyon. Bir defa bunun için söylüyorum. Yani senin yaptığını sorun mu yapmaz. Çünkü ilk defa böyle bir dünya çapında bir konfederasyon görüyorum. İkincisi ve önemlisi de bir konfederasyon düşünüp genel kurulunu dünyanın bu muhteşem Maeda Sultan gemisinde yapıyor. Güzel. Güzel. Biz diyoruz, biraz önce Tekin Hocam da söyledi. Güzel kültür merkezi bu. Doğrusu bu kültür merkezini keşfedip buradan bir genel kurul yapmak da ancak Çorumluların aklına gelir. Sizi alkışlıyorum. Değerli hemşehrilerim, bu güzel günden tabii ki sizlerle birlikte bütün tur boyunca birlikte olmak isteriz ama bizim bundan sonra iki tane birliğimiz var. Efendim nikahlarımız var. Bazı misafirlerimiz var, onlarla buluşacağız.
Üsküdar Meydanı'nda Kızılay'ın bir dizelli hemşehrilerimize kan toplama kampanyası var. Yani epey bizim için yoğun bir pazar. Şimdi gemimiz Kandilya'ya geldi, buradan yanaşacak. Sayın Vekilim Osman Boyraz'la birlikte biz müsaade istiyoruz. Bu genel kurulun hayırlı olmasını temenni ediyorum. Gemi emrinizde, istiyorsanız Çorumak'a gidebilirsiniz. Efendim, bir kutunun alkışlarınızla birlikte İstanbul Milletvekilimiz, AK Parti İstanbul Milletvekilimiz Sayın Osman Boyraz'ı takdim ediyorum. Sayın Dayan Akilin, çok değerli belediye başkanım, sivil toplum örgütlerinin, Sivas Partilerin çok değerli başkanları, yöneticileri, nasılı kelam, birbirinden değerli, birbirinden güzel insanlar, Çorumlu hemşehrilerin hepinizi en kalbi duygularında hasret ve muhabbetle selamlıyorum. Öncelikle böylesine güzel organizasyon yapılmasında alın terini, emeğini, samimiyetini seferber eden sizlerle bizleri bir araya getiren ve en önemlisi de böylesine muhteşem bir eseri sadece Üsküdar'a, sadece Çorumlulara değil 81 vilayetin emrine sunan değerli belediye başkanımıza da teşekkür ediyorum. Her zaman ifade ettiğim gibi belediyeciliğinin tanımını değiştiren, hizmeti de milletiyle bütünleştiren, hizmetlerince akla gelen tabii ki bir düşman diyoruz. Allah razı olsun kendisinden. Memleket hepimiz için çok önemli ve anlamlıdır. Sevdiğimiz topraklar, kimliğimizin mayalandığı, anılarımızın tarlası, çocukluğumuzun geçtiği, sevdiklerimize emanet ettiğimiz, her sokağını ezbere bildiğimiz o topraklardan çeşitli vesilelerle buralara geldik. Hepimizin hikayesi birbirine benziyor. Yokluk ve imkansızlık, çaresizlik, gurbet ellere, daha ötelere götürdü. Çocukluğumda hatırlardım, Gülabi diye bir sanatçı vardı. Hangi dağın ardı nasıl sevdiğim, o yanlıya dönem dönem ağlayan. Bir mektup göster ki yüzlerime frensle bağlayan. Tövbe daha gitmem Alman eline, Mevlam sen kavuştur beni sevdiğine. Yine duman çökmüş Çorum eline, o ellere soram sana. Allah'ın şükürler olsun, bugün İstanbul'da Peygamber Efendimiz'in övgüsüne mazhar olan bir yerde, şairlerin şiirlerine kurulan bir yerde, güzel bir kültür merkezinde bu programı yaptık. Sözlerimi burada noktalayacağım. Yalnız Salim abiyle iki bir cümle kullanmam lazım. Gençliğimizde idolümüzdü. Gerçekten onların mücadelesini hiçbir zaman unutamayız. Türkiye'nin bugünkü geldiği noktalarda büyük emekleri vardı. Kendisine yürekten teşekkür ediyorum. Biraz önce Ahlakçı Genel Müdürü'nden bahsettiniz. 10 yıl beraber çalıştım Kasım abiyle. Ondan da çok şey öğrendim. Milletvekili olmamda da hakkısı vardır. Hatta dedim ki belediye başkanıma, bir eski resim var. O resimde Recep Tayyip Erdoğan, ilçe başkanı olarak Kasım Kahraman. Sol tarafta da arkada çekingen biri var. O da Hilmi Türkmen öğretmeni. Dedik de Çorumluyuz, herkesten sorumluyuz. Çorumlu biri, bir belediye başkanı, bir de milletvekili çıkarmış. Güzel gönüllü sayın vekilime çok güzel konuşmalarından dolayı, muhteşem konuşmalarından dolayı ben şahsım adına ve sizlerin adına çok teşekkür ediyorum. Sayın İlmi Türkmen başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Salim Uslu vekilimize de yüksek alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Üsküdar Belediye Başkanımıza plaket takdimimiz var. İki tane sayın vekilimiz vasıtasıyla sayın başkanımıza plaketimizi takdim edelim. Ve sonra sayın hanımefendi, Salim Uslu vekilimize de bir söz hakkı verelim. Sayın vekilim buyurun. Üsküdar Belediye Başkanımıza böyle güzel bir plaket yapışırdı. Her zaman yanımızda, Çorumların yanında kuvvetli bir alkış rica ediyorum. Ve kendisini birazdan al. Evet, tamam. Evet, Salim Usta'ya gelin. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde meclisinde 3 dönem meclis idare amirliği yapmış olan
gönlü yüreği güzel. Sayın Sayın Mustafa Vekilime mikrofonu veriyorum. Kendisine sizlerin huzurlarında, belediye başkanımız, milletvekillerimizin huzurlarında tekrar çok teşekkür ediyorum. Ankara'dan eşiyle birlikte sadece bizim programımıza katılmak için geldi. Allah razı olsun kendisinden. Buyurun Sayın Vekilim. Sayın Başkanım, Sayın Valim, Kasım Bey, Sayın Ölüm ve değerli katılımlar. Ahmet abi şöyle durun da bak, herkes sizi görsün. Sayın Başkanım, Sayın Dinkilim, kapatmayalım. Böylesine güzel bir günde Havalar Günü vesilesiyle bir aradayız. Bizim Havalar Günü kutluyorum. Ve başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ayın 19'unda ve Havalar Günü'ne denk getirdiği için inşallah bundan böyle de devam eder. Büyüyerek devam eder. Büyüyerek hizmetler devam eder. Teşekkür hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kıymetli vekilimiz Sayın Salim Uslu'ya çok çok teşekkür ediyoruz her zaman yanımız olduğu için. Çocukları sonuna kadar desteklediği için Metin Akkuş Başkanım kendisine plaketi takdim ediyor. Tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Evet, kıymetli misafirlerimiz. Evet, Sayın Başkanımız Hilmi Türkmen'e, Sayın Vekilimiz Osman Bayrazan katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Kendilerini güçlü alkışlarınızla uğurluyoruz efendim. Teşekkür ediyoruz Sayın Başkan. Sayın Başkan güle güle. Tekrar teşekkür ediyoruz Sayın Başkan. Yolunuz açık olsun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere Başkan. Sevgili dostlar, bugün Mayıs'ın ikinci pazarı değil mi? Haziran. Nerede çıktı Mayıs? Haziran'ın ikinci pazarı Babalar Günü. Babalar Günü kutlu olsun diyoruz da, babalara bu unvanı veren her kim derse, onlara baba diyen evlatlara, babaları adam gibi ortalıkta gezdiren annelere, onların eşlerine şükran borcu vardır babaları. Babalar gününü kutlarken ben de bir baba olarak babalar gününde bizi bu şekilde hayata hazırlayan evlatlarımıza, eşlerimize, hepsine yürekten, gönülden teşekkür ederim. Hemen Allah'a dua eder. Ya Rabbim bana para gönder. Ya Rabbim bana para gönder. Bekler eline bir şey geçmeyince der ki ya ben bir mektup yazayım bana. O dinleyenler var ya sonra ne anlattı diye soracaksınız bir daha anlatma. Allah'a dua ediyor. Ne düşünüyor diyor ki ben diyor Allah'a bir mektup yazayım. Yazıyor. İşte ya Rabbim bana para gönder. Koyuyor bir zarfa. Kadın içerisinde ya Rabbim'in adını yazıyor. Atıyor posta kurusuna. Posta memuru alıyor. Bakıyor ki adresine bakacak. Allah'a olur. Kime teslim edeceğim? Götürüyor. Posta müdürüne. Memur.
diyor ki Sayın Müdürüm, böyle bir mektup var, baksanız Allah'a yazmış, ben bunu kime teslim edeceğim, siz bakın demiş. Almış posta müdürü mektubu eline, açmış zarfı ve bakmış ki Allah bunu yazıyor bana. Açmış, bakmış ki Allah, işte ben daha verdim, ona para gönder. Memura demiş ki müdür, ya ben adam davranmış belki, adamın sıkıntısı var, parti sıkıntısı var. Aranızda bir şeyleri toplayın da buyurun, alın falan demiş. Aralarında toplamışlar, o zaman parasını 90 lira toplamış ve bu 90 lirayı koymuşlar, Temel'e göndermişler. Temel almış, parayı da ihtiyaçlarını gidermiş, birkaç gün geçimini sağladıktan sonra para bitmiş. Bu sefer demiş ki nasıl olacağını göndermiyor, bir mektup daha yazmış. Demiş ki, ey büyük Allah'ım! Senden para gönderdim, sen bana para gönderdin, istedim gönderdin. Şimdi gene para bitti. Bana gene para gönder. Yalnız diyor, konuşmayla gönderme ha. Oradan 10 lirasını kesiyorlar. Şimdi Ankara'dan gelen bir hanımefendi var. Bu sürü konusunda bana yardımcı. Hatice alalım lütfen. Çünkü canlılar birbirlerine dahi tanıyorlar. O böyle bir problem yapsın. Hatice Hanım buyurun lütfen. Siz kimlere ne diyeceksiniz? Buyurun diyecekler bu şeyi. Sonra tekrar diyorum. Buyurun. Selam abi.
Sayın Başkanım. Arkadaşlar şu an kapatma ya. Daha yeni girmişsiniz, ben çağırdım. Kapattınız mı ya bana? Yine ilk defa aramızda katılan Sayın Valim İrfan Balkanlıoğlu. Gerçekten bir Çorum sevdalısı. Ben Sakarya'da ziyaretine gittim. Neden bizi öyle güzel karşıladı. Ama şu anda merkez valimiz olarak İstanbul'da görev yapmakta. Bir iş olan varsa kapısını çalın. Yine burada bize yönetim olarak destek veren Çorum'u devletler
sonsuz teşekkür ederim. Yine Çorum sevdalısı olan AK Parti Yönetim Kurulu'su Ataşehir ilçesinden, Veselerden kardeşime yönetimiyle beraber gelen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Yine sağ olsun her daim Çorum'un etkinliğinde fedakarlık yapan Çorum'un iskeliminden Üsküdar Meclis Üyemiz AK Parti'den Saadettin Karaca kardeşime sonsuz teşekkür ediyorum. Ankara'dan aramızda bulunan üniversite rektör danışmanı Hadi Güler, Hadi İpek abimize sonsuz teşekkür ediyorum. Ben teker teker sayacağım, unuttuğum olursa affol. Yine aramızda Tuzla Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Mehmet Metin abime, ailesine çok teşekkür ediyorum. Yine aramızda grup kaynağımız Orkolo Türkçesi kanser doktoru Mehmet Arslan hemşerime ve ailesine sonsuz teşekkür ediyorum. Burada yine bizleri yalnız bırakmayan Kargı'nın ve Dar İftar'ın Kardel yönetimine sonsuz teşekkür ediyorum. Yine bizi Azerbaycan'a bizleri severek yanımıza gelen gazeteci kardeşime sonsuz ve arkadaşına sonsuz teşekkür ediyorum. İnan gerçekten bizler dolu doluyuz. Bursa'dan gelen Cumhurbaşkanlığından emekli Ahmet Mersun abimize. Ve inan birbirinden değerli o kadar bir şeyler var ki unuttuklarımız olursa lütfen hatırlayın ki onları da anons edelim. Yine Eda İftarımız her çorumlu olduğu yerde Nabi Kısmat hocamıza özellikle bir teşekkür ediyorum. Bir alkış rica ediyorum. Nabi hocam bir ayak atar mısınız? Kendisi genel cerrah. Nabi hocam ayak atar mısınız? Sizi bir bilet görsün. Genel cerrahımız gerçekten başarılı ameliyatlara imza atan Eda İftarımız. Yine Şesiyat'ın Çorum Eğitimli Sanat İş Adamları'nın geçen dönem başkanlığını yapan Çorum Sevdalı'nızı Mehmet Karaca kardeşime sonsuz teşekkür ediyorum. Yine Doğu ve Güneydoğu Kültür Sanat Derneği'nin ve Çorum Sevdalı'nızı Fuat Bulun Başkanı'na çok teşekkür ediyorum. Urfa Kültür ve Sanat Derneği Başkanı değerli kardeşim Mehmet Yılmaz'a sonsuz teşekkür ediyorum. Ya inan hepimiz burada oturan birbirinden değerli hemşehrilerim saymakla bitmiyor. Hepiniz bizim için çok değersiniz. Eğer isminizi sayamadığınız olursa affedin. Affedin çünkü hepimiz birlikte beraberiz. Biraz önce Şorbet yönetimine çok teşekkür etmiştim. Bunun için de gördüğüm kadarıyla adam gibi adam dediğimiz Muzaffer Aksoy abime, Musa Ceveci abime ve yani ve ismini hatırlamadım Abdullah Çıta kardeşime, Selami Yılmaz kardeşime ve yine Musa Ceveci abime ve yine Kastamonu'nun Veda İftarı Hidayet Yüksel abimize. Hidayet abi verebilir miyiz seni? Kendisi yazar, sinema ve senaristi. Çok teşekkür ederim abi. Şeref verdiniz. Yine Çorum Veda İftarı Ataşehir Belediyesi ve yönetiminde bulunan Mehmet Aydoğanoğlu kardeşim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdim. Yine iş adamımız Mehmet Çörtükçü. Konferansımıza her zaman maddi ve manevi katkılar esirgemeyen değerli kardeş, hoş geldiniz. Yine Türk Telekom Postanede çalışmakta olan Zeynep Gökçe kardeşim. Hoş geldin, şerefler verdim. Burada gördüklerim bana söylüyorum. Yine Kardel'in eski kurucularından Harun Akman kardeşim. Şeref verdiniz. Burada birbirinden sanatçı kardeşlerimiz var. Her zaman Çorumların yanında olan Mavi Karadeniz'in program yapımcısı Metin Çay. Onun sunucusu Nur Bakan. Yine bizim tokatımızın gururu Bahar Duman. Bunlar görüntü tarifalarsa çok teşekkür ederim. Yine Yüksel Kareli kardeşim, Yüksel Arçoğlu kardeşim, Erol Arçoğlu kardeşim. Ben bir isimle beraber burada
Burada çok değerli bildiğimiz kendisini Çorum sevdalısı olarak her zaman affederim. İskilip'te kaymakamlık yapmış, İskilip'te 400 dönüm araziyi tarama kazandırmış, meyve yetiştiri yapmış. Sayın Valim Yunan Kurumu'na özellikle çok teşekkür ediyorum ailesine, çocuklarına. Paşa, paşa. Saadettin Ömür, Akyoz kardeşim, 8 Büyük Devlet Başkanı, hoş geldiniz. Yine Hamit Bölümbaşı, Ateşen Gülsel Başkanı, Büyük Büyük Başkanı, şeref verdiniz. Burada, burada oturan bir kişi boş değildir bizim için. Hepsi birbirinden değerli. İnşallah yapacağımız ikinci Çorum Kanadı günlerinde yeni kapıda çok güzel projeler imza atacağız. Sayın Genel Başkanım, siz devam edin bir hafta. Evet, aramızda bulunan iş insanı Sayın Satılmış İlkaya Başkanımıza, Hak İş Konfederasyonu İstanbul İl Başkanı Sayın Mustafa İluk Başkanımıza, Murat abi, şöyle bakıyorum, aramızda bulunan tanınmış ulusal ses sanatçılarımız Sayın Bahar Duman Hanımefendi'ye, Sayın Dilek Albayrak Hanımefendi'ye, Sayın Ahmet Denizel Beyefendi'ye, Sayın Metin Çay Beyefendi'ye, Metin Çay Kastamonu'nun gururu, Çorum'un da gururu, Çorumlular için özel olarak düzenlemiş oldu. Biraz da Çorumluyuz, Çorumluyuz parçası var. 3 ay uğraştı. Çorum için uğraştı, bizler için uğraştı. Sağ olsun, var olsun. Biraz sonra tabii alkışlarla sahneye alacağız. Burada herkesi coşturacak ve oynatacak. Ben garantisini veriyorum. Kesinlikle. Ben de oynayacağım. Ensar Vakfı Başkanı Çekmeköy, Ensar Vakfı Başkanı Sayın Şerif Akdana Başkanımıza da hoş geldiniz diyoruz. Yönetim kuruluyla birlikte geldi. Şeref verdi. Evet. Aramızda Çorumlu Kadınlar Dernek Başkanı, aynı zamanda İstanbul Üniversitesi'nde öğretim görevlisi, aynı zamanda Zeytinburnu'nda 20 bin metrekarelik bir alanda üs ve spor tesislerinin de genel koordinatörü, aynı zamanda Pansel Spor'un altyapı as başkanı Semra Demirer hocam da aramızda. Hoş geldiniz Semra hocam. Evet. Tanınmış iş adamlarımızdan, Çorum'un değerlerinden Faruk Tuzcu, iş adamımız aramızda, hoş geldiniz. Bakırköy Belediyesi Meclis Üyemiz Emine Dircan Hanımefendi de aramızda, hoş geldiniz. Evet, kısa kısa geçiyorum. Mehmet Yılmaz Beyefendi başkanımızı anlatmıştık, söylemiştik ama tekrar söyleyelim. Mehmet Yılmaz, Şanlıurfa Birlik Beraberlik Kültür Sanat Eğitim Dernek Başkanı. Benimle yakın dostum. Başkanım hoş geldiniz, sefa geldiniz. Hadi Diner Başkanım tekrar hoş geldiniz. Battal Kaçmaz Başkanım hoş geldiniz. Abdullah Çıtak Başkanım, Musa Cemeci Başkanım, Selami Topçu Başkanım, Avukat Sultan Allı Hanımefendi, Hasan Sezer Başkanım, Murat Arı Başkanım, Veysel Erdem Başkanım, Sadık Memik Başkanım, Burhan Kaymaz Başkanım, AK Parti Kadıköy İlçe Başkan Yardımcısı. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, bir iki tane daha kaldı. Sizleri sıkmamak adına okuyalım isimleri, sonra eğleneceğiz inşallah hep beraber. Azerbaycan Türkiye Kültür Elçisi Sayın Seyide Ömer Hanımefendi, Azerbaycan adına Konfederasyon Başkanımız Nedim Akış'a özet verecek diyor. Bana bu şekilde bilgi notu geldi. Ben o zaman o özeti şerefle kabul ediyorum. Ben de herkesi Can Azerbaycan adından selamlıyorum. Sizlerle bir arada oldum. Çok güzeldi. Hoş geldin. Ben bir güzel güne bir küçük müsaade renk atmak istiyorum. Yeryüzünde iki sevdam var. Sevdam Azerbaycan, sevdam Türkiye. Sevdamız Azerbaycan, sevdamız Türkiye. Dünyada
Sağ olun. Teşekkür ederim. Ben de onurla şerefle taşıyacağım. Azerbaycan, Türkiye, kardeş ülkeler ve hanımefendilerimizin kardeşimiz, hoş geldiniz, sefa geldiniz, teşekkür ediyorum. Başkanım, buraya bakar mısın? Başkanım. Evet, aramızda tanınmış organizatörlerden Çorumlu Osman Cıplı, Çampınar Köyü Dernek Başkanı, aynı zamanda benim de özel danışmanım olan Filiz Çamlı Hanımefendi de aramızda. Hoş geldiniz Filiz Hanımefendi. Değerli hemşehrilerim, yine sanatçımız Umut Açıköz aramızda. Değerli başkanlarımız Hüseyin Kuldan, Murat Arın ve yönetim kurulumuz hepsi burada. İsim sayma, yönetim olarak saymada gerek yok ama biz sayalım. İkincisi, Mete Çay sanatçımız hazır olun. İkincisi, değerli hemşehrilerim, biz burada hatamız olabilir. Biz burada birbirimizin hatasını ortaya koymak için gelmedik. Benim burada ne kadar sorumluysam, her biri burada o kadar sorumlu. Lütfen birbirimizin açıklarını ortaya çıkartın. Şimdi ben burada bir konuyu dile getirmek istiyorum. Biz daha önceden Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu olarak faaliyet gösteriyorduk. Ama şimdi bu Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu tüm Çorumlu tüm Çorumlu Dernekler Federasyonu'na faaliyete başladı. Bunun genel başkanı Ercan Koşan oldu. Bu Ercan Koşan belki bir kardeşim bir laf söylemek ister. O yüzden Ercan Koşan'ı sahneye davet ediyorum. Ercan Bey. Yine aramızda çok sevdiğim Karadeniz Konfederasyon Başkanımız Sıtkı adı aramızda. Yönetimiyle geldi. Gerçekten kendisi Çorum'un Giresun ilçesinden. Onunla gurur duyuyoruz. Tüm buraya gelen başkanlarımızın hepsine ayrı ayrı sonsuz teşekkür ederim. Sayın Başkanım Ercan Koşa. Buyurun. Mikrofon sizde. Bir şeyler söylemek istersin. Selamünaleyküm. Değerli misafirlerimiz, uzaktan ve yakından gelen bizleri onurlandıran kıymetli hemşehrilerimiz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tüm babalarımızı, babalarımızı kutluyorum. Bugün hazır olduğunda taşıyan bir günü genel kurul yapıyoruz. Buraya katılan bütün hemşehrilerimizi, bütün misafirlerimizi tekrar teşekkür ediyorum sizlere yalnız bıraktıkları için. Konfederasyonumuzun duyurusu tanıtımı bugün yapılıyor. Aynı zamanda da ben teşekkürlerimi duymak istiyorum. Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu Genel Başkanlık ve bir tarafından tebliğ eden sevgili yönetim kurulumuz, başta Metin Akkuş Başkanımız, Selahattin Topçu Başkanımız, Hüseyin Kuldan Başkanımız, Murat Arı Başkanımız, Hasan Sezer Başkanımız, İlhami Bursun Başkanımız, herkese ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Davut Aktar Başkanımıza ve Siyasi İşler Başkanımız, olmazsa olmazımız sevgili Hüseyin Atmaz Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Tabii Metin Başkan temposuna yetişmek biraz zor olduğu için inşallah biz de elimizden geldiğince bunun yokluğunu federasyonda aratmayacağız, aratmaya çalışacağız. Bu arada bir duyuru daha yapalım. Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu olarak anılan federasyonumuzun ismi de Federasyon Yönetim Kurulumuz kararı ile bundan sonra tüm Çorumlu Dernekler Federasyonu olarak anılacaktır. Memleketimiz için hemşehrilerimizin güzel bir şeyler yapma niyetiyle inşallah yeniden bir yola çıktı federasyon olarak. Elimizden gelenleri yapacağımıza söz veriyorum. Bu arada yurt dışından gelen Ahmet Topal abimize ben de teşekkür etmek istiyorum. Onun yanı sıra Ankara'dan gelerek her zamanki gibi tanıtım günlerimize bizi yalnız bırakmayan ve bugün de yine yalnız bırakmayan Ankara ekibimizden sevgili başkanlarımız Galip Yavaş başkanımızla
İl başkanımız Gayret Kavaş başkanımıza, genel başkan danışmanımız Sevgi Aslan Coşkun başkanımıza, en plan sorumlu başkan yardımcımız, genel başkan yardımcımız Sevgi Murat Tekçioğlu başkanımıza, konfederasyonumuzun yine Ankara'daki temsilcileri, başkanları olan sevgili Hatice Kıymacı başkanımız, Kadın Kollar başkanımız Ankara'da, sevgili Umut Karakaya başkanımıza, sevgili Yaşar Öngür başkanımıza, sevgili Burak Ekli başkanımıza ve sevgili Umut Şahin başkanlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık başkanlarım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sözümüzü atmadan tekrar bir konu genel başkanımız Sayın Metin Akkuş'a veriyorum. Sağlıcakla kalın, hayırlı günler. Evet, aramızda çok değerli misafirlerimiz var. Bu misafirlerimizden bir tanesi de Hidayet Günsel. Pastamalı'nın gururu, Pastamalı Dernekler Federasyonu'nun kurucu başkanı Hidayet Günsel Başkanım, hoş geldiniz. Bursa Temsilci Başkanımız Ahmet Ersun Başkanım, hoş geldiniz. Hakkari İl ve İlçeleri Gönüllüleri Derneği Başkanı Selim Mavi ve yönetimi, hoş geldiniz. Evet. Osman Turan Başkanım, Hasan Şimşek Başkanım, Ali Rıza Çiçekçi Başkanım, Ali Arabacı Başkanım, Sedat Çetin, Mustafa Atmaz Atman Başkanlar, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu arada aramızda İstanbul'da faaliyet gösteren Çorum Dernekler Federasyonu. Çorum Dernekler Federasyonumuz bizim için çok değerli. Birlik, beraberlik için çok önemli. Bildiğiniz gibi yaklaşık bir ay önce genel kurul yapıldı ve genel kurulda Çorum Dernekler Federasyonu'nda başkanlık değişimi oldu. Sayın Dursun Ünlü Başkanımız, Sayın Abdullah Çıtak Başkanımız, Sayın Veysel Erdem Başkanımız ve diğer başkanlarımız, Muzaffer Aksoy Başkanımız Çorum Dernekler Federasyonu'nun yönetimine seçildiler. Çorum Dernekler Federasyonu'nun yönetiminde de 30'un üstünde dernek var. Hepsini tek tek saysak burada zamanımız yetişmeyecek. Ünlü sanatçılarımız var, tanınmış sanatçılarımız var. Oynamaya, eğlenmeye zamanımız çok az kaldı. Yarım saatlik bir zamanımız var. Bu zamanı da bu şekilde değerlendirelim. Yine aralarda aramızda bulunan kıymetli misafirlerimizi de takdim edeceğiz. Bu arada sunum yapmak için benim ricamı kırmayarak yaklaşık 300 kilometre yol kat ederek aramızda bulunan bizlerin gururu, Çorumlular içinde benim de gururum, kıymetli büyüğüm, kıymetli abim Sayın Mültekin Taşkınar abime de huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Sayın Abdullah Tiftikçi Başkanım'a da teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Sadık Başkanım, hoş geldiniz. Çağristan, özür dilerim. Çağristan, hoş geldiniz. Ve diğer misafirlerimiz, hoş geldiniz. Zeynep Parmaksız kardeşim söylendi ama tekrar söyleyelim. Her türlü övgüye layık kardeşim. Doğu, Güneydoğu, Anadolu Dernekleri Başkanı. İki defa söylendi, üçüncüyü ben söyleyeyim. Fuat Bodur değerli kardeşim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Başakşehir Çorumlular Dernek Yönetimi de aramızda. Sayın Fatal Kaçmaz Başkanı ve Yönetim Kurulu, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sayın Metin Çay kardeşim, hazır olun, eğlenmeye, oynamaya zamanımız var ve sizin sayenizde en az 3 tane parça bekliyorum. Sonrasında Ahmet Deniz'e ses sanatçımız var. Devamında diğer sanatçılarımız var. Ben Zeynep Uzanır başkanımıza da hoş geldiniz diyorum. Aramızdaymış, ben göremedim kendisini. Birinde başaran başkan Muhittin Sarıtaş başkanım, Üsküdar Kastamonular Dernek Başkanı Hasan Kuruoğlu ve yönetim kurullarımıza hoş geldiniz. Sadık Sivaslı Başkanım, hoş geldiniz. Bu arada Karadeniz Konfederasyonu Genel Başkanı, kıymetli dostu Sayın
Sayın Başkanım. Evet, Bursa'dan ayrıca Nihat Mezer ve kıymetli oğlu Mustafa kardeşim aramızda. Hoş geldiniz. Bursa'dan geldiniz. Hoş geldiniz. Evet, Sayın Mehmet Karaca Başkanımızı zikretmiştik. Adi Diler Başkanımızı zikrettik. Sayın Zeynep Gökçe Başkanımızı zikretmiştik. Hepsi yönetim kurulumuzda. Evet, şimdi eğlenmeye başlıyoruz. Hazır mıyız? Evet, hepinize tekrar katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Çok fazla konuşup sizleri sıkmak istemiyorum. Kargı Dernekler Federasyonu Sayın Selami Topçu Başkanım aramızda. Kendisi de bir iki kelime söylemek ister. Sayın Selami Topçu Başkanım, buyurun. Rahatsız etmek istemiyorum. Ben Selam Topçu. Tefal Kasaköy Dernek Başkanı, Dolaz Köyleri Birliği Kıdamıyorum Başkanı, ayrıca Kargı Dernekler Federasyonu Başkanı, elimize geldiği kadar federasyonla dernekçiliği ve sivil topluma hizmet istiyoruz. Çorumluların birlik beraberliğinin yanında olmak istiyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Değerli hemşehrim, Osmancık'tan gelerek aramızda gurur verelim. Şu anda canlı yayın yapan İsmail Kabakdere kardeşim aramıza hoş geldin, şeref vermek. Başkanım, müzik. Başkanım, müzik.